Almanya'dan bir soru var. Kendini İslam'a ve davaya adamış bir Müslüman ve günde 9 saat çalışan biri olarak aileme ayıracağım zamanın sınırı nedir? Nasıl denge kurabilirim? Ben bu dengeyi kuramayanlara şaşıyorum. Ne var bunda yani? Ne kadar dengesiz olmuşuz ya. Bir türlü bir denge kuramıyoruz yani. Bakın kıymetli kardeşlerim. Aileye zaman ayırmak demek, saatlerce, günlerce evde kalmak demek değil. İşte hata burada yapılıyor. 9 saat çalışıyormuş, daha 15 saat var. Ve kendini hizmete adamak istiyormuş ya da adamış. Evet, diyelim ki birkaç saatte davada koşturuyorsun. Zaten çalışan adamsın. 9 saat çalışıyorsun. Zaten günde kaç saatin kalıyor ki davaya koşturabileceğin? Birkaç saatte diyelim davada koşturuyorsun. Yine sonuçta her gün evinde yatıyorsun. Sabahleyin kahvaltını yapıyorsun. Akşam yemeğini evinde yiyorsun. Ben anlamıyorum bu dengeyi kuramayanlar nasıl kuramıyor. Evde oldukları zamanı değerlendirmeyi bilmiyorlar. Mesela insan evde yarım saat kalsa bir yemek yese hanımını, çocuklarını mutlu edebilir. Eğer bu soruyu soran bir erkekse belki bayan da olabilir. Eşini mutlu edebilir diyeyim yani. Yarım saat bile kalsa bazı insanlar saatlerce kalır, hiç sohbet etmez, oturur film seyreder. Maç seyreder, film seyreder, haberlere bakar. Hiçbir tatlı dili yoktur, hiçbir şaka yapmaz. Hiç şaka yapmaz. Hiç sohbet etmez, bir şeyleri paylaşmaz. Aslında eşlerin en büyük sıkıntısı bu. Yoksa eşi çok evde kalmıyor falan, o değil yani. Evde olduğu zaman da ilgi göstermiyor. Soruyu soran eğer erkekse şunu bilsin ki kadınlar çok fazla evde oturan erkeğe de sevmezler. Bu bir marifet değil yani. Yani evde çok olursam, çok oturursam herhalde hanımımla daha mutlu oluruz. Hayır, tam tersine daha çok kavga edersiniz. Zannetme ki evde çok kalmakla daha mutlu olacaksın. Evde kaldığın zaman fazla olmasın ama zamanı iyi değerlendir. Bir saat de mi kalmıyorsun? Kesinlikle 8 saat evdesin. Diyelim 5-6 saat uyku. 2 saatte sohbetle evdeki bazı ufak tefek işler yapabilirsin. Sofrayı beraber kur hanımınla, beraber kaldır. Bu kılıbıklık değil. İşte böylesi kafalarla mutluluk da olmuyor. Hiçbir şeye yardım etmez. Ondan sonra buzdolabı gibi bir adam. Hiçbir şaka yapmaz. Asosyal bir insan. Ondan sonra suçlu hizmet oluyor. Vallahi suçlu sensin. Suçlu niye hizmet olsun? Bizim ömrümüz hizmette geçiyor. Bazı günlere evimizde hiç kalmıyor. Senin her gün kendi evindesindir yani. Bizim evde böyle bir sorun yok. Ya ben bir yere gidiyorum ya hanım bir yere gidiyor. Ama sorunumuz yok çok şükür. Bu zamanını değerlendirmeyen eşlerin problemi. Konuşmayı bilmeyenlerin problemi, asosyal insanların problemi. Muhabbet bilmiyor. Yarım saat bile kalsa, yarım saati güzel değerlendirse, kesinlikle ailesi mutlu olur, rahatlar. Bizimle ilgilenmiyor gibi düşünmez. Bunun yüzünden boşanmalara kadar gidiyor. Halbuki çözümü kolaydır. Bir kısmı boşanıyor. Bu çözüme başvurmadığı için, beceremediği için.
Bir kısmı da boşanmamak için eve hapsoluyor. Hatta bir tanesi bana dedi ki, bir hanımla boşanmış, ikinciyle evlenmiş. Onunla da boşanırım diye korkuyorum dedi. Ben de kendisine o zaman bunları anlatmıştım. Yani zamanı iyi değerlendirebilsen sorun kalmaz aslında.